Şimdi ünlülere geçiyoruz. Ünlülerde de cuma akşamı çok önemli bir mevzu vardı. Arkadaşları Barış'ı karşısına aldı, özellikle Sercan. Barış'la ilgili eleştirilerini direkt yüzüne söylediler. Bu güzel bir şey. Ama biraz aşırıya mı gittiler, biraz fazla mı geldi? Bir izleyelim, ondan sonra onun da üstüne konuşalım. Şimdi abi şöyle bir şey var, yani ben çok güzel gidiyor her şey okey, ama bazı böyle ufak tefek çatlaklıklar oluyor. Ki herkesle sohbet ettiğimde bu kanıya varıyorum. Çünkü herkes bir problem yaşayabilir, çok doğal. Ama şimdi 9 kişinin bir kişiyle problem sürekli yaşaması beni şey yaptı. Barış, senden bahsediyorum. Yani bu söylediklerimi sakın kırıcı olarak algılama, tam tersi yapıcı olarak sana söyleyeceğim ki akıllı adamsın, anlayacak şeyde de olduğun için zaten bu konuşmayı yapalım dedim. Kalkıp bir Yasin değilsin yani, o yüzden sana şey yapıyorum. Tabii herkesin problem yaşadığını görüyorum, gözlemliyorum. Senin en büyük problemin bence, bana karşı da dahil, samimiyetinle, yani samimiyet duygun hiç yok abi. Kimseye karşı, bana dahil bu arada. Yani samimi olduğunu belki düşünebilirsin ama ben onu görmediğim için söylemek en doğal hakkım. 35 gün birikimi, herkese bir cevap veremem şu an. Ama şunu söyleyebilirim. %85'ine falan katılırım. Yani söylediklerinizde haklı olduğunuz konular %85'e kadar okey. Şunu talep edebilirim. Bir insana hoşuna gitmeyen ya da ona çok yüklendirecek şeyleri arka arkaya sıraladığınızda o kişi cevap verme reaksiyonunda bulunursa o zaman savunma mekanizmasıyla cevap verir. Ama sizin yaptığınız eleştiriler olumlu olduğu için benim bir şey savunacak durumum ya da böyle cevap verecek durumum olmaması gerekiyor. Olursa iş, konuş, geri al, lafı al, bir daha bir şey söyle. Sen öyle yapmıştın, şöyle olmuştu, ben de bunu gözlemledim, çok büyür. Ben daha önce yaşanan birkaç konuyla ilgili gerekli kişilerden birebir özrümü diledim. Değil mi abi? Evet. Bu akşam da senden dedim. Evet. Ufak tefek şeylerle ilgili ben bir gözlem mi yapayım? Sizin bana yaptığınız olumlu eleştirileri ben bir bakayım. Ne yapabilirim? Ne kadarını düzeltebilirim? Ben teşekkür ediyorum hepinizin yorumları için. Çünkü ben hayatım boyunca hiç bu kadar olumlu anlamda eleştiri almamıştım. Benim arkadaş çevrem ya da çevremdeki kişiler bunca yıl beni kandırmakla, beni kullanmakla, benim üstüme basıp başka bir yere zıplamakla meşgul oldukları için bana olumlu yapıcı eleştiri yapan dostlarım, arkadaşlarım ya da bir takımım olmamış. O yüzden ben hepinize teşekkür ediyorum. Normalde gerçekten birini bir yerden yakalayıp cevap vermek isterdim. Sen de şunu yapmıştın ya da şu vardı ama o kadar siz beni samimi bulmasanız da ben sizin muhabbetinizi çok samimi bulduğum için şu anki konuşmanın yönü ister istemez bir nebze ama kalben böyle aktı. Hani bu kadar yani. Bir eleştiri unutuldu. Pardon Berkancığım. Bir eleştiri vardı. Onu da birçok kişiden duydum. Ben de şahit olduğum zamanlar oldu. Onun için de son bir cevap vermeni isteyeceğim. Sürekli birine bardak ve çatal yıkatma durumum var. Bununla alakalı rahatsızlığı var bazı insanların. Onu da ben şahsım adına, takım ne düşünmüyorum, ben şahsım adına yapmamanı istiyorum kardeşim. Yani o konudaki üşengeçliğini de bir kenara bırak. Bardağın çatalını kalk kendin yıka. Bu sana da çok iyi gelecek. Herkese de çok iyi gelecek. Onu da ben ekleyeyim sana. Aynen. Yapan kişiyi de ben istemem yapsın. Yani ya şöyle ki söyleyeyim. Yani bu kötü kimin, çok fazla. Kötü niyetle söylemiyorsun. Rica ile söylüyorsun. Evet kimin, yani hepimiz söylüyoruz kimin, ama bak, burada kimin, zor geliyor. İnsanlar hayır da diyemiyor ama herkese zor geliyor. Onu söyleyeyim. O zaman şöyle söyleyeyim. Kimin neyimi yıkadığını biliyorum. O anki diyalogumuzu da biliyorum ama konu ufak bir şeyden bu kadar büyük, yani konuşulmaya değer bulunuyorsa Yok hayır, o kişiler senin arkandan ya bana Barış bardağını yıkatıyor diye bir şey söylemedi. Tamam, zaten bugün Ezgi'den rica ettim. Daha önce de sen benim tabağımı yıkamıştın, doğru mu? Evet, Barış, ben Berkan'a aynen şunu dedim. O kimin tabağı dedim. Barış'ın dedi. Sen niye yıkıyorsun dedim. Ne dedim? Sen manyak mısın? Niye yıkıyorsun ki? Barış kalksın kendi yıkasın dedim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bunu da dememin tek sebebi ne biliyor musun? Bu, çünkü alışkanlık olabilecek bir davranış bu. Ve karşı taraf kıramayacağı için karşı tarafa da bir süre sonra yük olabilecek bir davranış. Survivor'a gelmiş geçmiş en iyi takımız bence. Bence de.
Evet, yani Survivor'da çok alışık olmadığımız değişik bir reality diyeyim. Yani, mini bir ada konseyi diyelim. Kendi aralarında yaptıkları bir ada konseyi. Hakikaten ortam da tam böyle hani karanlık. Ortada bir ateş yakıyor Teşekkür böyle. Hafif daha böyle ışıklandırma olsa tam bir ada konseyi. Ama Acun abisiz bir ada konseyi. Bilmiyorum ama yani burada kim haklıdır, kim haksızdır. Barış mesela şimdi burada arkadaşlarının yüzüne evet teşekkür ederim diyor, benim eksiklerimi söylediniz diyor. Ama ondan sonra röportajda başka şeyler anlatıyor. Biraz daha sert çıkışıyor mesela ertesi günkü röportajda. Orada mesela bulaşıklarını yıkamadığı ile ilgili bir mevzu var. O bulaşıkları yıkayan kişiler Berkan ve Elif'miş ama onlardan tek kişi. Ezgi. Öbür tarafta Ersin'le Sercan devamlı konuşuyor. Mert konuşuyor. Başka hiç kimsenin bir şey söylediğini duymuyoruz. Ama şu da var. Ben bu görüntülerin eksik ya da yanlış, ben bu görüntülerin kesinlikle Barış'a yarayacağını düşünüyorum. Yani burada sanki devamlı üstüne gidilen ve altı çok dolmayan bir takım şeylerle bir adamı eleştirdiklerini ve bütün takım halinde onun üstüne gittiklerini görüyorum. Bunun da Sercan'a veya Mert'e değil Barış'a yarayacağını düşünüyorum. Bu her zaman sorularda böyle olmuştur. Ters tepki, adada hakimiyeti ele alan, birinin üstüne giden bir topluluk varsa oradaki tek kalan kişi her zaman karlı çıkmıştır. Seninle başlayalım Melisa. Bu görüntülerle ilgili ne diyorsun? Barış biraz acaba arkadaşlarına burada sert çıkabilirdi, çıkmadı, doğru mu yaptı? Yani bu görüntüleri nasıl yorumlayacağız? Yani gayet medeni geçen bir konuşma görüyorum. Samimiyet konusuna geliyorlar. Kime göre samimiyet, neye göre samimiyet diyorum. Çünkü bence gayet performansı iyi olan bir Barış var. Ve sadece şampiyonluğa kilitlenmiş olan bir ben Barış görüyorum. Açıkçası yani sadece şampiyonluğu düşünen. Bundan sonra geriye kalan 4 ayımda 5 ayımda ne yapacağım? İşte şurada şunu yapsam nasıl olur, burada bunu yapsam nasıl olur? Hata yapmamaya çalışan aslında bir Barış görüyorum. Çünkü hani resmen kusursuz geldim, hani kusursuz ilerlemek istiyorum diyen bir Barış gibi görüyorum. O yüzden ben Barış'ın hiçbir hareketini samimiyetsiz bulmuyorum. Çünkü zaten Barış arkadaşlarıyla sohbet muhabbet ederken fazla görmüyorum. O yüzden samimiyetsizlik oluşuyor. Samimiyetsizlik nedir? Ne demektir? İşte ben geliyorum Gökhan'la kahkaha atarak gülüyorum, konuşuyorum. Sonra gidiyorum ona başka bir türlü konuşuyorum. Bu samimiyetsizliktir. Ama bunu yapan bir Barış da görmüyorum. Ona gelince Mert işte tabak muhabbetleri. Ersin diyor sen arkadaşlarına şunu yıkatıyorsun, bunu yıkatıyorsun. İşte şundan rahatsız olanlar var. Perviz'in bandanasını yıkıyordun yeri geldiği zaman yarışlarda. O zaman sen de bunu yapma. Orada 35 gündür olan bir Barış var. 35 gün mü sen onun tabağını, çatalını, bıçağını yıkıyorsun? Hayır. Hani konuşulan bir konu var ama konuşulmak için konuşulan bir konu var yani. Sen de çıksın. Yani bu yüzleşme konseyi gibi bir şey oldu yani kendi arasında ünlüler takımının. Yani ben ya biz her şeyi göremiyoruz. Bir sıkıntı var yani ben anlamadım yani. Samimi değilsin diye bir insanın üstüne ki bütün Survivor'un şu anda performansa birinci ismi Barış. Ya da sessiz kalıyorsun diye bu kadar eleştirilebileceğini düşünmüyorum. Ya da bu kadar büyük bir konu olacağını düşünmüyorum ünlüler takımı tarafından. Yani biraz bana anlamsız geliyor ama çözemiyorum hala. Kafamda düşünüyorum çözemiyorum. Mesela Mert'in bir lafı var. İşte Berkan'a sordum o kimin tabağıydı diye. Aslında biliyor Mert orada kimin tabağı olduğunu. Bunu da bilerek soruyor. Çünkü aman Barış'ın ufak bir hatası olsun da hani biz de bunu yüzüne söyleyelim Barış'ın. Hani Berkan hemen kimin sordum? Niye manyak mısın sen hani milletin tabağını yıkıyorsun diye. Biliyor Ersin'in de olmadığını, Perviz'in de olmadığını. Kendi tabağını zaten olmadığını. Barış'ın tabağı olduğunu biliyor. Onu bile bile soruyor Berkan'a. Berkan da işte yani biraz böyle Barış'ın böyle ufak tefek hataları olsun da ona söyleyelim. Yani ben Barış'ın çok ekstra bir yaptığı bir... Hiçbir şey yok. Samimi gelmiyorsun. Bana samimi gelmedi. Yani şöyle. Takımın samimi gelmediğini düşündüğü bütün bu olay bana samimi gelmiyor. Yani anlayamıyorum ya da diyeyim. Ben şöyle görüyorum. Mesela şimdi Barış biraz soğuk biri olabilir. Katılıyorum. Olabilir. Hani herkes bilmiyoruz. Soğuk olabilir. Mesela kızlar devamlı şikayet ediyor. Sabah kalkıyor günaydın demiyor. Belki eksiğidir. Evet. Yani Barış'ın sabah uyandığında günaydın dememesi, ondan sonra tabakları yıkamasını bazen yıkayamamasını unutması, bunlar Barış'ın eksileri olabilir. Ama böyle bir konsey kurularak böyle işte sen şu hataları yapıyorsun, bu hataları yapıyorsun, üst böyle mahkeme kurulmuş ve sanki orada Barış'ı acayip suçluyorlar. Ben böyle bir şey yaşandığını fiziki düşünmüyorum. Olarak da tek sunabildikleri şey yani algısal olarak samimi değilsinden hariç sadece tabaklarını yıkayamaman. Ya da şimdi, bu yani. Mert'in yerine koyuyorum kendimi. Mert adada herkese sözü geçiyor. Hı hı. Bir şekilde hakimiyetini almış insanları. Sözü geçiyor ama sözü geçmediği kişi Barış ve Barış'ı da bu şekilde yönlendirebiliyor. Ersin'in yerine koyuyorum. Mert gibi düşünüyor. O da diyor ki ben herkese hakimiyetimi almışım. Hani Mert de benim hakimiyetimde. Sercan'ın yerine koyuyorum. O da diyor ki
hakimiyet. En azından de, bu üçlünün bir parçasıyım diye düşünüyor ben, yani. Ben diyor adı yani herkes orada kendini alfa olarak görüyor ve kendini böyle adı hakimiyetini görüyor. Ve bunlara uymayan arkadaşları Barış ve Barış'ın da Gökhan'ın dediği gibi eksiklerini bularak yüzü çıkartıyorlar. Ben burada Barış'ın siz ne diyorsunuz ya demesini beklerdim. Yani arkadaşlar yani midye kabuğunu doldurmayacak bahanelerle karşıma çıkıyorsunuz. Yani ne anlatıyorsunuz falan demesi gerekirken daha medenice yaklaşıyor ve tartışma hiç büyümüyor. Hı. Olumlu gelebilir izleyiciye. Ben Barış'tan bir çıkış beklerdim. O zaman Barış'ın Survivor'da daha da patlayacağını düşünüyordum. Onu yapmadı. Belki onun eksiğidir. Ama böyle yaptığı zaman da biraz suçu da kabullenmiş gibi de duruyor. İzleyiciyi o yüzden biraz da ikiye bölüyor. Bakalım yani bundan sonra olacak ki zaten hani ipuçlarını görüyoruz yavaş yavaş artık Barış onlara karşı geliyor. Orada kabullenen Barış artık kabullenmemeye başlıyor. Ya bir de şimdi 7-24 biz tabii orada yaşamadığımız için orada da yani 24 saat boyunca hayat devam ettiği için tabii ki de daha böyle hani başka şeyler de oluyor olabilir Barış tarafından. Ama işte bu dediğimiz gibi ancak hafif soğukluk olabilir. Sabah kalktığında günaydın demiyor olabilir. Akşam yatarken arkasını dönüp yatıyor olabilir. Ama bunlar dediğin gibi midye kabuğunu bile doldurmayacak bahaneler. Yani sürekli böyle bu tarz şeyler oluyor olabilir ama oyunda en iyisin, bir şekilde takımının arkasındasın, işte dokunulmazlık kaybetmiyor takımı, senin de performans verdiğinden ötürü 2'de 2'ler, 3'de 3'ler yapıyorsun. Bunların yanında arkanı dönüp uyuyorsun, sabah kalktın günaydın demedinler olmaz. Yetmiyor değil olmaz, mi? Yetmez. Yetmiyor. Ama şu var, dışarıda Barış'ın arkadaşı olmak istemezdim. Ben de istemezdim şu an. Ya çünkü biraz orada sert dalıyor. Yani orada mesela arkadaşlara şey dedi yani. Dışarıdaki hiçbir arkadaşım beni böyle eleştirmemiş. Demek ki onlar gerçek arkadaşım. Bir şeyler söyledi. Yani orada böyle sanki dışarıyı üzdü ama eminim aslında oradaki demek istememiştir. Oradaki psikolojiden dolayıdır o da. Aynen. Zaten o arkadaşları da anlayacaktır onu.